Yenge! Hatice yenge! Yenge! Kimse yok mu? Hatice yenge! Yenge! Ne oldu oğlum? Ne bu telaş? Zeki abi. Ne oldu? Ne oldu Zeki'ye? İskeleden düştü yenge. Ne? Anne! Ne oldu? Ne oldu? Hastaneye kaldırdılar yenge. Gidelim hemen. Canan ver çantamı kızım. Anne ben de geleyim. Kal sen. Ben telefon ederim sana. Anne geleyim ben de. Kal dedim canım. Hadi hemen gel. Anne. Telaş etme kızım. İyiyim hamdolsun. Ay dur. Kalkmaya çalışma. Ziya yardım et ver oğlum. Gel abi. Yavaş ol. Yavaş. Acele etme abi. At ayağını abi. At. Görünmez kaza işte. Hey yarabbi. İyice battılar mı baba? Çektiler filmiyim kızım. Merak etme. Babam. Abi bana müsaade. Bir hacet olursa... Sağ ol Ziya. Allah razı olsun. Selametle git. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol. Baba. Sana... Yani şey oldu diye çok korktum baba. Çok korktum. Ölmemden mi? Merak etme kızım. Acı patlıcanı kırağı çalmaz. Babacığım. Hadi kızım bir şeyler hazırlayalım.
Of of of. Ne diyecekler acaba? Ne yapmalı bilmem ki. Canım onca sene çalıştım ben onlara. Herhalde iskeleden düştüm diye hadi güle güle demezler yani. Belli mi olur hiç? Ah ah, sigortam bari olaydı. Neyse, sabah ola hayrola. Kıza bir şey sezdirme sakın, tamam mı? İlahi Zeki, o bilmez mi sanıyorsun? Olsun, sen yine de bir şey söyleme. Nereye gidiyor bu? Canan, ne oldu kızım? Şey, baba... Bir iş bakacağım ben. Ne? İş mi? Ama... Baba, buna ihtiyacımız var. İyi de kızım... Ben... Ziya uğradı. Çalıştığın yer istemiyormuş. Sigortadan, mahkemeden çekiniyorlarmış. Başka çaremiz yok Zeki. Ama okulun ne olacak evladım? Hem nasıl bir iş olacak bu? Nasıl? Yani... Merak etme baba. Yanlış bir şey yapmam ben. Hem okuyup hem çalışabilirim. İzin ver, deneyeyim baba. Hadi kızım. Sen git bir konuş. Hayırlıysa olur bakalım. Ali Usta. Hı. Görüştün mü? Bitti mi? Görüştüm. İşe alındım Ali. Çok iyi ya. Çok iyi. Gel, ben seni geçireyim. Hı hı. Nasıl oldu baba? Daha iyi. Ama epeyce üzgün. Bir daha hiç çalışamayacağından korkuyor. Hayırlısı bakalım. Şu işleri bir yoluna koyalım da... ...alırız onları da yanımıza. Bu yaştan sonra çırpılmasın adamcağız. İnşallah. Neyse. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Canan. Üzülme olur mu? Hı hı. Pazartesin başlayacaksın şimdi. Evet anne. Tam olarak yani ne yapacaksın orada? Telefonlar. Ne bileyim, sekreterlik yani. Meraklanma baba.
Hiç meraklanma. Merakım senden değil kızım. Senin ekmeğin eksik de olsa terbiyen ziyadedir. Ama insanoğlu çiğ süt emmiştir be kızım. Herkes bir değil ki. Günaydın. Günaydın efendim. Yeni arkadaş değil mi? Evet efendim. Bugün başladım. Salim Bey gelsin. Tamam efendim. Salim Bey, Melih Bey sizi bekliyor efendim. Buyurun. Melih Bey'le mi görüşeceksiniz? Evet. Bir mahsuru mu var? Ama randevunuz var mı? Canan Hanım tamam. Kusura bakmayın hanımefendi. Arkadaşımız yeni de tanıyamadım. Öyle ya. Beyimize sekreter dayanmıyor ki. Böyledir bu, aldırma. Hayret. Nasıl oldu da bir manken eskisi bulamadın buraya? Ne? Yeni sekreterin. Temiz bir çocuğa benziyor. Ya yine mi Beşülü'de? Yalan mı canım? Ha? Başlamayalım yine. Ne o? Alışverişe mi? Dikkatli ol. Benden söylemesin. Yarın 2'de randevu verebilirim size. Bir saniye lütfen. Buyurun Melih Bey. Hemen geliyorum. Ahmet Bey, yarın 2 size uygunsa yazıyorum. Tamam, iyi günler. Şuradan Temmuz ve Ekim dönemlerini verir misin bana? Peki efendim. Ne yapıyorsunuz siz? Hadi, ne var bunda? Bırakın beni. Bırakın. Dur, yapma böyle. Bırak. Bırakın dedim. Ne oluyor? Sen de kimsin be? Ne işin var burada? Sen adam değilsin. Bana bak. İşin de senin olsun, paran da. Rezil herif.
Hadi Canan. Gidelim. En doğrusunu yapmışsın oğlum. Ulan eskiden tezgah sahibi adam yanında çalışana Allah emaneti diye bakardı. Bu ne rezilliktir ya? E peki bu edepsiz adam sizin nişanlı olduğunuzu da mı bilmiyor? Adımızı biliyor mu ki onu bilsin? Kendimi hiç bu kadar kötü hissetmemiştim. Dinleneceğim biraz. Hadi dinlen kızım. Ben de müsaade isteyeyim. Sağ ol oğlum. Sağ ol. Annenlere selam söyle oğlum. Başüstüne. Ben en kısa zamanda bir iş bulurum inşallah. Siz fazla tasalanmayın. Elbet oğlum. Aç mezarı yok ya. Allah bir kapı açar. Hayırlısı olsun oğlum. Hadi güle güle. Aa, bu ne hoş sürpriz. Haber verseydin de yemek söyleseydim hayatım. Verecektim ama sekreterin gitmiş. Bu rekor kırdı ha Melih? Kız sağlam çıktı. Canım bak, vallahi yani... Biliyor musun? Bu meseleyi artık çözmem gerektiğini düşünüyorum. Hayatım bak. Şu soruyu sordum kendime. Senin gibi... İçi çürük birine niye katlanayım ki? Hadi. Hadi yemeğe çıkalım. Bırak şimdi bunları. He? Soruyu sordum ve cevabını da veriyorum. Katlanmayacağım. Ha bu da son yemeğin. İstediğin kadar yiyebilirsin. Başka para yok mu hiç? Yok. Neyse, belli etme babama. Hesaba filan yazdırırım artık. Babam üzülmesin diye saklıyoruz sözüm onu ama... Her şeyin farkında. Eğer hemen bir iş bulamazsam... Sen ilgilen onlarla. Ben galiba bir iş buldum. Çok güzel bu Ali. Nerede? Vallahi yer biraz değişik. Ama hani ne derler... Akmasa da damlayacak bir iş işte. Size de yeter bana da. Hadi. Sen abi. Sizler gelin. Tamam. Tamam kardeş sen kal. Eyvallah. Gidiyoruz hadi. Dur.
Adamı öyle görünce çok şaşırdım. İşte öyle. Kadın sonunda kovmuş bunu demek ki. Bir zırhını kalamamış. Orada öylece dikiliyordu. Demişler ya, keser döner, sap döner diye. Tamam, bu işte. Sanki o adam bir kabukmuş da kırılıvermiş gibi. İkindi vakti geldi, oturmamak lazım. Ya işte, okuyabilene her Allah'ın günü ibret kitabı. Ben onu bunu bilmem. Azanın zevali yakın, zalimin helakı çabuk olur.